güzel tatlılar hazırlayacağız. Konuğumuz Özlem Ak. Köpükler nasıl? İndiler. Güzel. Delikler açıldı. Kekte Mersem ne güzel kabarmış. Baksana şimdi içi görünüyor. Bugünün konu Güler Işık. Ağlarsa anam ağlar, ardından göklerde ağıt yakar, yağmurlar. Evet, sen tekrar. Yok. Hadi yok. Tekrar. Hadi, benim de aynı şekilde anamız, yani bu bayramda anamız yok. Her bayramda annem oluyordu. Ne zaman kaybettin anneni? 7 ay oldu. Oo, daha senin daha iyi. Özlüyorsun değil mi? Daha acısı geçmedi. Dediler ki evet, acı geçecek, özlem kalacak ama acısı evet, daha geçmedi. Benim ya. Ay. Anam, anam, garip anam, sen yoksun yanımda. Kime dert yanam, eller yaman. Ekip arkadaşlarımın dikkatine bir ses kaydı takılmış. Ya mantıklı bir açıklama yaparsınız? Böyle yani gizli saklı bırakmazsınız bu konuyu. Ya da sizi de diskalifiye ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bayram, o kadar güzel bir gün ki. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Ve aynısını şu an stüdyoda da bekliyorum. Herkes şöyle bir kayınvalidesinin elini öpsün. Bayram mübarek olsun. Sağ ol kızım. Güzel bir güne başlıyoruz. Herkesin enerjisi yüksek. Çünkü dün inanılmaz bir gündü gerçekten. O kadar çok şey yaşandı ki. Buyurun siz izleyin, sonra üzerine konuşuruz. Şaka mı yapıyorsunuz arkadaşlar, bu ne? Bunu bana kim yaptı? İğne mi o? İğne. Yemekten iğne çıkar mı arkadaşlar? Gerçeği açıklıyorum, bu tabağı hazırlayan Gamze. Ay biz. Hayır biz değiliz. Bak gördün mü? Aa. İsmini de al git. Burada artık Gamze diye biri yok. Bu veballe nasıl yaşardık? Nasıl dikkat etmezsin ya? Sizi diskalifiye ediyorum. Bu şekilde gidecektik yani. Aferin sana. Akın! Akın! Aa! Akın! Akın! Gamze! Stresli bir şey mi yaşadın? Evet, biraz üzüldüm. Tamam, yüksek ihtimalle onunla alakalı bir durum. Sayıların normal, şekerin birazcık yüksek. Hı. Onun dışında biraz dinlenebilirsin şu an. Evet, hemen Elvan ablaya ve Gamze'ye dönmek istiyorum. İyi misiniz? İyiyiz Derya Hanım. Bugün daha iyi. Gamze, dün sen diskalifiye oldun.
Evet Derya'nın, dün çok üzüldüm. O yüzden zaten başım döndü, gözüm karardı. Ay sana izleyince evet, şu an ekranda görüyoruz biz de o anları tekrar. Çok kızmıştım iğne olayından dolayı. Çok üstüne gittim diye de bu sefer ben çok üzüldüm, çok pişman oldum. Kendime dedim acaba fazla mı üstüne gittin diye. Ben de özür dilerim senden. Derya, beni bu kadar üzmek istemezdim. Ben sizden özür diliyorum. Gerçekten hani çok hassas bir konu evet. İğne. Burada dediğiniz gibi çocuklarımız da yemeklerin tadına bakıyor. Hepimiz tadına bakıyoruz. Yani daha da dikkatli olmam gerekirdi. Bundan sonra zaten iğne asla kullanmayacağım. Akın burada mı? Akın neler hissetti, neler yaşadı o an? Öncelikle sizden ve herkesten çok özür dilerim. Böyle bir olay yaşanmasını hiç istemezdim. Gamze adına da herkesten özür diliyorum. Yani çok korktum açıkçası. Neden çok korktum? Birincisi Gamze'nin bayılması, hani bir anda elim ayağım titredi, dedim tamam dedim, hani bir de hastalığını biliyorsunuz, Gamze kanser hastası. Bunu ilk defa yaşıyorum ve Gamze ilk defa bayılıyor. Hani çok korktum, üzüldüm. Bir tarafta da öyle bir şey yaşandığı için yani bir iğnenin çıkmasından da çok herkesten özür diliyorum. Yani bu olacak bir şey değil. Hani sizden de gerçekten çok çok özür dilerim. Peki her şeyi unuttuk. Bugün bayram, her şeyi sıfırdan başlıyoruz. Biliyorsunuz bayramda küsler de barışır. Siz de bunu asla unutmayın. Yani bir şey varsa affedin, büyüklerinizin yanına gidin, ellerini öpün. Bugün kimse küs kalmasın. Bu güzel bayram gününde bizim mutfaklarımızda neler pişecek? Birinci yemeğimiz ekmek çanağında kuşbaşı etli türlü. Tatlımız da bugün limonlu çörek. Malzemelerimizi de çıkartalım. Etimiz var, yağımız var. Her şey çıktıysa artık konuğumun yanına geçiyorum. Çünkü birbirinden güzel tatlılar hazırlayacağız. Konuğumuz Özlem Ak. Mutfağa geçiyorum. Hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de mübarek olsun. Bakayım neler getirdin? Bugün 3 çeşit pratik, hemen hazırlanabilecek çok güzel tatlılar. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Bir kabak gördüm burada. Misafirlerimiz özel ya. Biz evet. Ne yapacağız? Kabağı birazcık heder etmeyeceğiz. Geri kalanlarını da marmelat yaparız. Onları güzel şöyle... Güzel kısımlarını seçeceğiz tabii, öyle, sadece. Öyle, öyle. Peki. Şimdi bunları öncelikle tencereye alacağız. Evet. Ben bu şekilde pişiriyorum en azından. Tencereye hı-hı. koyuyoruz. Şekerimiz burada. Üstüne şu bir tane ya, 2 kaşık şeker ona yeter. Peki. Bir parça kabağa 2 yemek yeterli. Kaşığı şeker. Yeterli. Şimdi biz bunu bu şekilde burada gösterebiliyoruz. Neden? Çünkü bunu böyle koyduk ya. Evet. Ben bunu akşamdan koymam gerekiyor. Tamam. Bekleyecek. Bu sabah bir kalktığımızda bu su haline gelmiş olacak. Hı-hı, kendini salacak. Evet. Hemen ocağa koyup pişiriyoruz. Şimdi biz tabii ki aşama aşama gösteriyoruz sizlere. Şimdi bu burada kaynadı. Kendi suyunda. Evet. Sonra onu pişti. Böyle piştik, aldık buraya. Aldık tepsimize. Bunun suyu kendi suyu değil mi? Evet. Üzerine tekrar bir şey dökmedik. Peki. Evet. Ondan sonra fırına koyuyoruz. Fırında birazcık kızardıktan sonra Ayşe'cim iki tane alıver oraya, ya da şöyle 3 tane alalım oraya. Fıstık. Şöyle fıstık mutlaka olacak, olmazsa ya da ceviz olacak. Koymayalım, görselimizi bozmayalım. Bir de ayrıca o da damak zevki. Kimi çok tahinli, kimi aynen. az tahinli sever. Aynen. Peki, birinci tatlımızı hazırladık. Kabak tatlısı. İkinci tatlımız trileçe. Şimdi trileçe için de hazırlık yapmışsın sen. Böyle bunu buraya getirdin. Şimdi bunu hazır getirdik ama bize gösterir misin bunun hamurunda neler var? Buyurun. 6 tane yumurtamız var ama ikisini ayırıyoruz. Aynen. Evet.
6 yumurta. Beyazını ve sarısını ayırdık. Şimdi gelelim o güzel kısma. Çırpacağız değil mi? Çırpacağız. Kesinlikle sarısından içine damlamamalı. Tamam, çırpıcı orada. Bir su bardağı şeker. Başka? 1,5 su bardağı şeker bunun için geçerli. 1,5, tamam. Azıcık evet. Daha koyayım. Tamam. Tamam. Şimdi? Şimdi tekrar onu... çırpıyoruz. Kesinlikle çırpıcıyla değil. Karıştırıyoruz. Onu yavaşça karıştırıyoruz. Evet. Ondan sonra sarısını da eklemeden önce... ununu koyuyoruz. Ekliyoruz. İçine bir paket kabartma tozu koyuyoruz. Aynen. Bir paket de vanilya. Evet, bir paket de vanilya koyuyoruz. Aynen. Köpükler nasıl? İndiler. Güzel. Delikler açıldı. Aynen. Hamurumuz güzel kabaracak demek bu. Aynen öyle. Ve fırına alıyoruz. Ne kadar pişsin? Ne kadar pişecek? Pembemsi olana kadar tahminen 25-30 dakika. Tamam. 25-30 dakika piştikten sonra artık bir sihrimiz var. Çünkü Özlem Hanım burada hazır kekini getirdi. Aynen öyle. Şimdi burada fırından çıkardık hemen daha sıcak sıcakken, kaynıyorken 6 bardak süte 1 bardak şeker koyacağız. Kaynattık. Evet. Kaynamayacak. Kaynamaya yakın olacak. Şekeri erisin. Evet. Bir pakette krema koyacağız içine. Pekala. Ondan sonra bu daha kaynarken, bu da kaynamak üzereyken üstüne dökeceğiz. Tamam. Sıcak onu böyle... kekin üstüne sıcak süt şerbetini döktük. Aynen, onu böyle emecek hemen. Pekala. Üstüne süt reçelini döküyoruz. Şimdi en önemli kısmı, yani öyle yabancı maddeler yok üstünde. Ve şimdi o süt reçelinin meşhur Ebruli deseni var ya, onu mu yapacaksın? Evet. Hadi bakalım. Bunu çikolatalı süt reçeliyle yapacağız. Tamam. Süt reçelli trileçe tatlısı da hazır. En basit, en güzeli, sağlıklı bir şekilde hazır. Ama kesinlikle. Biz bunu şimdi sunumu yapacağız değil mi? Tabii ki de. Bakayım sen neler getirdin. Hadi yapalım. Kekte meğersem ne güzel kabarmış. Baksana şimdi içi görünüyor. Şimdi patlıcan reçeli. Patlıcan reçeli. Daha önceden yaptığımız için tarifi herkes biliyor zaten. Tamam. Patlıcanları soydum. Evet. Onları kireç suyunda beklettim. Peki, şimdi ise bu kireç suyunu nasıl yapıyoruz? Onu kireç da öğrenelim. Kireç suyunu 3 litre suya 1 su bardağı sönmüş kireç. Söndürülmüş kireç koyuyoruz. Nereden alıyorum bu kireçi? Nalbur'dan. Ya. Geçen sefer söylediğim gibi. Reçel yapmak için nalbura gideceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama o kireçi nalbur'dan alıyoruz. Evet. Şimdi önce bunları burada sadece haşlıyoruz. Bu haşlanacak. Şeker 1 kilo
suyu ocağa koyuyoruz. Bunları hemen içine atıyoruz. Ocağa koyuyoruz. İstediğimiz kıvamı alana kadar pişiyor. Onlar aynen bu şekilde bu görüntüyü alıyorlar. Onu da istersen... Biz ne yapıyoruz? Elimizde hazır diyoruz burada. Evet. Bunlar gerçek çiçektir. Göster bakalım. Şimdi hepsini misafirlerimiz, bize tek tek anlat. Özel misafirlerimiz geldi. Gül suyumuzu ikram ettik. Lokumlarımızı ikram ettik. Kahvemizi de yanına yaptık mı? Evet. Sonra tatlı olarak ister bunu yiyin, seçenek sunduk. İster bunu, ister onu. Hatta kahveyi beklerken de bu arada portakallı şekerlemelerimizden de ikram edebiliriz. Peki. Eline sağlık. İyi ki geldin. Birbirinden güzel üç tatlı bizlerle paylaştın. Evet. Şimdi gelelim bugünkü konuğumuza. Kim tadım yapacak? Ortaya geçip sizlerle paylaşacağım. Şarkılı türkülü olsun dedik. Zaten çok da özlemiştik. O sebeple bugünün konuğu Güler Işık. Thank you.
Vallahi çok özledim ben de sizleri. Biz de seni çok özledik. Evet. Ay çok komik. Burada vallahi ayak uydurmaya çalışıyoruz. Semahat ablayı bir sağa bir sola çekiyoruz. Öyle mi? Ama güzel oynadık. Güzel evet, oynadık. Evet çok güzel oynadık. Evet güzel oynadık. Enerjimizi arttık. Aynen öyle. Şimdi herkes tekrar mutfağına geçsin. Ben de Güler ablayla öne geçeyim. Hadi bakalım. Senin şu güzel kostümünü bir göreyim. Ay evet. Nasıl bir portakal rengi ya. Vallahi sen... oranj böyle dedik ne böyle cıvıl cıvıl olsun. Bunları ver elini döndüreceğim şöyle. Hanımefendi çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür vallahi ediyorum. Parlıyorsunuz. Sağ ol. Evet, mutfak bahanede bayram coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Ama şimdi artık yemeklere başlayalım. Beşten sayıyoruz. Hadi bakalım. Beşten sayıyoruz. Evet, beş, dört, üç, iki, bir. Herkese haydi kolay bakalım. Gelsin. İki, hamurumuzu ikiye böldüm. İki yuvarlak halinde yoğurup fırına onu vereceğim. Onu içe içe mi katlıyorsun anne? İçe içe katlıyorum. İçi biraz böyle güzel çeksin diye. Evet. Üstüne pişirmeden su süreceğim. Fırına öyle ama vereceğim. Ama kemer de kemer yapacağım değil mi? Tabii. Hani minik böyle bir Trabzon ekmeği gibi olacak. Evet bak onu bana iyi hatırlattın. Şöyle birazcık alayım şöyle. Trabzon ekmeği gibi bir ekmek olacak. Biraz daha minimali. Evet. Sonra onu dışını pişireceğiz. İçi çok önemli değil. İçini çıkartıp bir kapak keseceğiz. Türlümüzü içine koyacağız. Çok şık bir görüntü olacak. Aynen öyle yapacağız. Süper. Etleri hemen atayım küçültüp. Ki pişsin yüzüne. Vakitle yarışıyoruz ya. Evet. Hani dün bir tane çeyreğimiz oldu. Bugün de diyorum bütün çeyrekleri yine biz toplayalım. Hadi bakalım inşallah. Ne dersin? Salçayı ben önce kavururum hep. Sen neden böyle en son atıyorsun ki? Böyle daha lezzetli olur çünkü onlar. Et şöyle bir sensin hemen bunları da bir iki karıştıracağız. Salçasıyla birlikte güzel karıştıracağız. Baharatını, tuzunu. En sonunda suyunu mis gibi olacak. Evet, anne biberlerimi doğradım ben. Sen ne yaptın? Patatesi doğradım, şimdi patlıcanı doğruyorum. Tamam, bakayım etimin alemde. Et, evet, kavrulmuş. Şimdi salçasını... Evet, salçasını... Salçayı katma, azıcık tadık, öyle pişsin. Öyle mi diyorsun? Aha, ondan sonra koyarız. Baharatlarını koyacağım. Karıştır anneciğim. Karıştır, karıştır, tamam, karıştır. Tamam, tamam, tamam. Yeter bu kadar. Hayır, biraz daha. Çünkü çekecek patates var, patlıcan var. Şimdi baharatlarını koyuyorum hemen. Tuzumuzu attık. Patlıcan tuzu çeker biraz daha. Kırmızı. Kekiğimizi attık. Kırmızı biberimizi çok atmayalım. Acı olmasın. Kekik de atalım. Güzelce karıştır anne sen. Maydanozlar nereydi? İçine miydi bu maydanoz bunun? Peki bu artık burada pişe dursun. Hadi siz bir oturun, bir oturun şöyle. Bütün ekmekler fırında, yemekler ocakta. O zaman gelelim şu bayramlaşma mevzusuna. Önce kayınvalideye mi gidilir yoksa anneye mi gidilir? Şimdi sen mesela. Şimdi Derya Hanım önceden 1-2 yıl öncesine kadar kayınvalidemlere gidiyordum. Her sabah erkenden ailecek gidiyorduk. Ama 1-2 yıldır anneannemlere gidiyorum. Önce kendi ailem olduğuna karar verdim. Evet Harun ne diyorsun bu konu hakkında? Yani Derya Hanım işin açıkçası dediği gibi Seda son 2 yıldır anneannelerine gidiyor. Gitme sebebi anlattığı gibi değil. Benim bayramlarda benim işlerim çok yoğun oluyor. Bayramın birinci günü, ikinci günü falan. Yoğun olduğundan dolayı ben bayramdan 1-2 gün önce Seda'yı anneannesine bırakıyorum. Ha, ama mesela bize büyüklerimiz nasıl öğretti? Benim bildiğim, bize öğretilen bayramlarda ilk önce damatlar sabah namazından sonra gelinin annesine gidip baklavanın göbeğini açar. Yani benim bildiğim öyle. Gülay, sizde durum nasıl? Önce damadın evine mi gidilir, gelin evine mi gidilir? Şimdi şöyle, biz Levent Adapazarı Hendek'i çok seviyor. Benim ailem orada yaşadığı için ve de Alife'den gittiğimiz için Levent diyor ki kesinlikle senin tarafına gidiyoruz diyor. Evet. Çünkü o anlaşılan tatili seviyor. Ya bizimkileri de çok seviyor. Kendi anne babasını da çok seviyor tabii ama hemen bayramda... Semahat abla sen bozulmuyor musun buna? Hayır.
Levent abi. Şimdi yine birlik oldular. Güzel bir hikaye anlattılar. Annemlerle bizim evin arası bir sokak. Yani yürüseniz 1,5-2 dakikalık bir mesafe. Ama ne hikmetse şimdi Gülay'ın tarafı da çok. Benim bir annemler var. Bir de ablam var. Ablam da uzakta yaşıyor, Fethiye'de. Oraya gitme şansımız olmadığı için bir annemlerin kapısı var. Ama buradan kalkıyoruz. 4 tane abla, 3 tane abla, 1 tane erkek kardeş. Baba, oraya gidince işte abime de gitmemiz lazım. Senin abin yok ki, işte amcamın oğlu, halamın oğlu, dayımın oğlu. Kapı bitmiyor. Bir de eğer bunu yapmazsam, o kadar seneler seneler konuşulur ki bu. Ben artık vazgeçtim. Ya kapı bitmiyor gezmekten. Ne şekeri ne çikolatası. Artık gerçekten bezdim. Bir sürü kapı var. Levent'ciğim sen bana oynuyor olamazsın herhalde. Yani neyi? Oraya gittiğin için çok mutlu olduğunu söylüyordun. Ne yapayım şimdi, şöyle düşün. Hani mutlu olduğunu söyle, mutsuz olduğumu söylesem sorunlar daha da büyüyecek. Ortalık kızışmadan Gamze'ye sormak istiyorum. Biz öyle bir ayrım yapmadık. Önce evimize kim yakınsa ona gidilir. Ondan sonra uzaktakilerine doğru öyle ziyaret ediyoruz. Kendi annem mi daha yakın? Yok, ablam daha yakın. Aynı yerde oturuyoruz. Ondan sonra Akın'ın ablasına geçiyoruz. Oradan kendi anneme geçiyorum. Akın, nedir durumlar? Yani Derya Hanım, şöyle söyleyeyim ben. Keşke bir annem olsaydı, gitseydim. Ben hiçbir bayram kutlayamıyorum maalesef. Annem olsaydı da annemlere giderdim. Ama maalesef ki 28 yaşındayım. Hiçbir şekilde bayram kutlayamıyorum. Anneme gidemiyorum. Çünkü görmediğim bir annem var. Mesela benim üvey annem var. Birinci annem üvey annemdir. İkinci annem de kaynanamdır. Ellerinden de öpüyorum. Peki, buradan tekrar tekrar tüm annelerin ellerini öperiz. Bayramınız kutlu olsun. Peki Burcu, sizde durumlar nasıl? Bizde durumlar nasıl? Yani benim annem uzakta olduğu için, kaynanam daha yakın olduğu için bayramın ilk günü ona kahvaltıya gidiyoruz. Hem bayramlaşıyoruz hem güzel bir kahvaltı ediyoruz. Ondan sonra da Sakarya'ya gidiyorum. Tamam. Gönül koyan var mı? Yani yok. Annem gönül koymaz. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bayram günü ilk anneye mi yoksa kayınvalideye mi gidilir? Ve biz artık ikinci yemeğimize başlıyoruz. Limonlu çöreğimiz var. Ne tatlı değil mi? Limonlu çörek. Hadi başlayalım. Şimdi sen ekmeğin üstünü kapak gibi keseceksin. İçini güzelce kaşıkla oyacağız değil mi anne? Evet. Tencere gibi bir kıvamı olacak bunun. İç harcımız da yani maşallah çok güzel oldu. İçlerini böyle açıyoruz. Ekmeklerimiz çıktı, evet, biraz sıcak, dikkat et. Böyle. İçlerini oyalım böyle. Çanak gibi yapıyoruz. İçine güzelce sebzeli etimizi dolduracağız. Çok güzel pişti. Küçük kaşıkla şöyle alıyorum. Güzelce etli yerlerinden alalım. Sonra nerede bunun eti diyorlar. Bugün 5 çeyrek altın var işin ucunda, biliyorsun anneciğim. Hadi alalım gidelim. Dün alıyorduk, puanlamayı biraz daha koysana. Bunu da hemen yanına alıyorum. Güzelce şöyle. Bunun kapağını da bu taraftan ver. Bunun da kapağını buradan veriyorum. Ekmek çanağında et türlümüz hazır. Ekmeklerimizin içini güzelce oyduk. Şöyle büyük bir kaşık alayım. Evet Gülanne, hadi ikinci yemeğimiz limonlu çörek. Limonlu olan her şeye bayılıyorum. Ben de. Ve limon kokusu şu an bana garip bir şekilde iyi geliyor, biliyor musun? O yağlı kokudan sonra. Bulanmıyor mu sonra, miden yok, şu an? Aman limon iyi. Çok iyi geliyor. Çok dur iyi. Şimdi anneciğim, ne yapıyoruz biliyor musun? Muhallebiyle başlıyoruz. Hı. Sana muhallebinin malzemelerini koyuyorum hızlıca. Sen onu karıştırırken ben de ne yapıyorum? Hamurumu açıyorum. Bir tane yumurta sarımızı koydum. Güzelce. Şekerimizi koyuyorum. Bunun hepsi koyuluyor değil mi? Hı hı. Koyuluyor. Tamam. Şekerimizi koydum. Göz kararı koyuyorum ben. Evde de böyle yapıyorum. Biraz unumu koydum.
Biraz nişastamı koydum. Şimdi Gülhaneciğim limonu sıktın değil mi sen? Hayır, önce rendeledim, şimdi sıkacağım sana. Biraz fazla mı yavaşız Gülhanne? Ya hiç de yani yavaş değiliz yani. Canımın içi bak, muhallebiyi koydum hocam. Ne yapayım, ben de bak çalışıyorum. Sadece değil mi? Sadece bir limonun suyunu sıksan bana versen böyle olmayacağız. Geriden önce başlıyorum aşkım. Önce bir rendeledik. Aşkım. Limon suyumuzu da koyduk bu muhallebinin içine. Şöyle. Kabuklarını da rendelemişim. Ah. Bu da güzel bir aroma versin diye. Kabuklarını da koyduk. Alıyorum yanan ocağıma ve sana bırakıyorum. Hemen hamuruma geçeyim. Hadi gel karıştır. Anne, muhallebinin bütün malzemelerini koydum. Tamam, ben de şimdi hamurumu yağını... da açıyorum. Bir dakika, unuttum, bir şey var. O da ne biliyor musun? Rendesini yapmadım. Yağımızı sürüyoruz. Ondan sonra hamurumuzu katlıyoruz. Ondan sonra tekrar açıp çubuklar halinde kesiyoruz. Ve örgü şeklinde kurabiye yapıyoruz. Burcu, katlıyorum ben bunu. Hani her tarafına yağı sürdürdün mü? Yağı her tarafına sürdürdüm. Her tarafı sürdürdüm. Yedi mi? Buralarını da süreceğiz herhalde, dur. İçi kısmına, sadece iç kısmına. Sadece içini mi sürüyorsun? Evet, sadece iç kısmına. Sonra tamam, katlayıp onu güzelce açacaksın. Tamam, şimdi yengemi aç. Ben de, muhallebinin malzemelerini şimdi koyuyorum. Evet Gülhaneciğim, şimdi muffin kabı bunlar, biliyorsun kek kabı, silikon kap. Bunları da güzelce katı yağla her yerini yağlıyorum. Mümkün olduğunca hızlıyız. Çünkü süremiz çok kısa. Önce bir şimdi güzel, Gülhaneciğim, önce kenarlarını her zamanki gibi alıyoruz. Şöyle bunu güzelce bir şekillendiriyoruz. Daha fazla almayayım çünkü yetmeyebilir. Sarılacak zaten. Bundan çıkacak mı 48 tane? Şimdi ben bunu şöyle biraz ince saracağım. Tamam. Daha keseceğim. Ortasından da keseceğim ya. Şöyle küçük küçük. Tamam anneciğim, bak şimdi böyle şeritleri kestim değil mi? Aha. Gördüğün gibi. Buradan da ikiye kesiyorum. Pırt pırt pırt. Bak şimdi çok güzel. Burası çok keyifli, çok eğlenceli. Çocuklarla da yapılabilir. Aldım şöyle 3 tane hamurumu yan yana. Bunun uçlarını şöyle güzelce birleştirdim. Şimdi saç örgüsü gibi bunu güzelce böyle örüyorum. İkinciyi de ördük. Kaç tane yapacağım? Bak gel bak nasıl oluyor. Bak ikinciyi de örmüşken göstereyim mi sana? Bak şimdi bunları böyle biraz uzattım. İkisini aynı boyuta getirdim, tamam mı anneciğim? Buradan tuttum. Şöyle, şöyle pıt 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 pıt. Hop. Bir tanesini aldım. Şimdi yaptım. Diğerini de hemen yapıyorum. Daha biraz kısar, girmez ikisi bir arada. Girer girer. Mümkün olduğunca ince kestim, baksana. İkinciyi de aldım. Şöyle iki tane örgüden tekerleği yaptım değil mi? Aldım bunları yan yana. Bunu da aldım. Bu şekilde. Bu pişince zaten birbirine yapışacak, böyle pofuduk bir şey olacak. Fıstık gibi, bak kamerama da görsün bakın. Şahane oldu. Hadi, 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 hadi. Bu ne? Hadi geç kaldık, geç kaldık. Emeğime saygısızlık yapma. Hadi, hadi. Tamam. Çok güzel oldu. Ben bunu bir toparlayayım burada. Sen ne bileyim uğraştırıyorsun o zaman? Ne?
Anne ben örüyorum bir yandan, sen de devam et. Oluyor mu anne, nasıl gidiyor? Oluyor kızım, çabuk ol. Evet, biraz geçmemiz lazım. El oyağı hızası ama yapacak bir şey yok. Şimdi hemen... Bugün bayram günüm derler alem eğlenir. Şimdi ağlarım annem yok. Sen bizim yaylaya gel başın için. Dertliler oturmuş, derdin söyleşir. Bizim ele gel anam, gül başın için. Hey hey. Hey hey hey. Ağzına sağlık. Sağ ol. Ağzına evet, sağlık. Bayram günü olunca türküsü de olmak durumunda. Nasılsınız? İyisiniz? Biz iyiyiz güzel ablacığım. Nasıl gidiyor? Hoş geldin. Güzel, hoş iyi. Çok güzel gidiyor. Evet, süper. Duygulandırdın bizi. Sen zaten güzel yapıyorsun her şeyi. Teşekkür Eline ederim. Eline koluna sağlık. Bana da ver. Şöyle şeyden. Bir bakayım dedim, bir turlayayım bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Buyurun. Ağlarsa anam ağlar, ardından göklerde ağıt yakar, yağmur var. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda. Yanam, eller yaman. Evet, sen tekrar. Yok. Hadi, 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 hadi yok. Tekrar. Hadi, benim de, benim de aynı şekilde anamız, yani bu bayramda anamız yok. Her bayramda annem oluyordu. Ne zaman kaybettin anneni? 7 ay oldu. Oo, daha senin daha yeni, taze yani. Benim annem de yani burada 1 yıl falan. Hasta mıydı peki? Allah rahmet eylesin. Yani, mekanı cennet olsun. Öyle bir hastalığı yoktu ama evet. Birdenbire. Kaç yaşındaydı anne? Annem 75-76'sına girmişti ha, daha. Anladım. Özlüyorsun değil mi? Tabii çok özlüyorum. Değil mi? Daha acısı geçmedi. Dediler ki acı geçecek. Özlem kalacak ama acısı evet. Daha geçmedi. Benim ya ay. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam, eller yaman. Anam anam ağlama. Canım benim, bir annen de burada bence. Tabii. Evet. Evet. Hadi bakalım sarılın. Annesinin yerini tutmam ama benim mümkün kızım. Mümkün değil tabii ki. Anneler çok farklı ama olsun. Siz de annesisiniz. Öyle öyle. Yemeğimize tamam, bakalım ne? Tamam, teşekkürler. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Hadi. Nasıl gidiyor? İyi, ne yapıyorsunuz? Güzel. Çok bak, güzel gidiyor. Gelmiş bak ne güzel benim yerime. Şimdi mutlu musun? Ha? Değil. Hadi söyle. Ben mi? Ben buradayken seni, iyiydi. Seni gerçekten çok arıyorum. Arıyor musun? Yok. Yok Güler Hanımcığım, bana da dedi ki ay halacığım iyi ki geldin. Hadi Güler canım ciddi bir şey. Aramızı bozmaya çalışıyor. İnanma. Kameralar var dedi. Şaka şaka. Ay ben neyse ben yalan gidiyorum boş. Hadi. Sakın inanma. Hadi ayağınıza yok inanmıyorum sağ, gene zaten. Bekleriz. Yine gel. Hadi yine geleceğim. Seninle özlediğim yemek için yapmayı geldim çok zaten. Özledim. Hadi bakalım. Ay, kolay gelsin. Ağlattın beni evet. Be. Ha, ağladın ağlattın mı? Beni bayram bayram.
Anne yok. Ağlama, 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 ağlama. Anam ağlama, ay ay ay. Ağlama, ağlama, ağlama. Çok zor bayramla da bir evet olmayı. Çok zor. Öyle, öyle canım. Elini öpecek kimse yok. Hadi bakalım siz yemeğinize odaklanın. Ben şimdi daha fazla sizi üzmeyeyim. Hadi kolay gelsin. Geç kalmayalım. Çok el oyalayıcı bir şey ama ay, maşallah çok güzel oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güler ablacığım da herkesi duygulandırdı. Evet, ama evet, tabii evet ki bu arada işimizi de ihmal etmemişiz. Etmesin gayet abi, iyi gidiyorsunuz. Adet sayısı da aman ha eksik olmasın. Yok, yan taraf 8 tane çıkardı ama biz 12 tane çıkardık tabii ki de. Tamam. Hadi bakayım nasıl örüyorsunuz saç şimdi örgüsü şurada gibi. İki tane daha çıkacak Güler Anneciğim. Tamam, tamam. Şöyle her bir göze iki tane koyuyorsunuz. Evet, onlar öyle mi? Birleşip pişecekler. Bu iki tane var. Bir tane daha lazım buraya. Tamam, al bunu. Şimdi bu sornam bayağı yağlamışsın. Tabii tabii. Çünkü bayağı şişecek. Kesinlikle. Bayağı kabaracak. Evet, yapışmasın fırında diye. Fırında ne kadar pişecek? Dayan bu kontrollü pişecek bir şekilde. Senden? 180 var hamurum çıkarırım. 180-200 derecede 20-25 dakika kontrollü fırına göre değişir. Kızaracak, pişince çıkaracağız. Tamam. Ondan da bir tane çıkarayım. Şöyle diğer masalara bakıyorum. Herkes yetiştiriyor mu? Yollaşın ısırına. Evet, fırına attık Derya'nın. Evet, fırına attık. Şimdi tadım masasını buraya getirtmeden önce tekrar Güler ablayı stüdyonun ortasına davet ediyorum. Oh. Bunun biraz eti sert olmuş. Bir tanesini biraz fazla kızarmış ama bakıyorum ki o hepsinde var. Daha ketmedi varmış. Biraz sanki böyle çiğ gibi. Kreması. İlk yedinde yakalamışsın. Sonra ne oldu? Adaletsiz davranıp bir şey kazanacağımıza adaletli olalım, elenelim. Sana helal olsun Levent abi. Adaletin bizi buradan son program olarak gönderebilir. Herkese bir, herkese üç puan verip burada kalacaksam ben bu programın içinde değil televizyon ekran karşısında gene programın içine dahil olur. Bu kadar daha dürüstlüğe burası bilmiyorum. Helal İlk Levent sana abi. Ekip arkadaşlarımın dikkatine bir ses kaydı takılmış. Ya mantıklı bir açıklama yaparsınız. Böyle yani gizli saklı bırakmazsınız bu konuyu. Ya da sizi de diskalifiye ederim. Tadım öncesi yan yana gelmemiz yasak. Başka bir mevzumuz vardı, onu açıklayacaksın konuştuk. Burada herkesin içinde açıklayacaksın. Derya Hanım, görüntünün yayınlanmasını istemiyorum. Aa. Yayınlanmaktansa suçumu kabul ederim. İzleyelim mi, izlemeyelim mi? Sen karar ver. İzleyelim Derya Hanım. Sevdiğim gerisi yalan.
her gün, her gün anlarım. Hücremdeyim hasretinle yanarım. Senin için her gün, her gün anlarım. Kanım hep içime. Bir uzun alan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Hücremdeyim, hasretinle yanarım. Senin için her gün, her gün ağlarım. Kanım hep içime akar, akar kanarım. Beni anlamadın, beni anlamadın. Ona yanarım, ona yanarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ağzına yüreğine sağlık. Vallahi bir ağlatıyorsun, bir güldürüyorsun şarkılarınla. Şahane oluyor. Hayatın ve gerçekleri. Tadıma geçiyoruz. Evet, limonlu çöreklerimiz hazır. Şöyle teker teker çıkartıyoruz. Aralayıp içerisine muhallebimizi sıkıyoruz. Şöyle. Limonlu çöreklerimiz hazır. Şöyle kabından çıkartıyorum. Hemen. Muhallebimizi arasına yerleştirip ikisini birleştiriyoruz. Üzerine de pudra şekeri geliyor. Ve sunuma hazır. Bayram soframız hazır. Ekmek çanağında et türlü. Evet. Bunu gelinlerimiz, kayınvalidelerimiz hazırladı. Hı-hı. Bir de Özlem Hanım vardı. O da bu tatlıları hazırladı. Yaptı. Vallahi çok Ay, güzel çok görünüyorlar. Güzel. Ama onlara değil, bunlara puan vereceğiz. Öyle mi? Puanların ondan, bayramlık mı olacak? Onlardan da tadacak mıyım? Tabii ki de. Tamam, evet kızlar, yani şimdiden kusura bakmayın. Kimsenin kalbini kırmak istemem. Estağfurullah. Herkes hak ettiği puanı alır. Herkesin de ekmeği farklı olmuş, şöyle bir bakıyorum da. Evet, vallahi değişik bir şey olmuş. İstersen hiç öyle uğraşma. Evet. Çatalla içinden al, kapağından ısır. Değil mi? Bir sonrakini öyle yaparsın. Süper, nasıl tamam istersen. Şöyle. İyi yani, fena değil. Tabii şunları da ben tadacağım öyle. Peki, geçelim yani. Bir sonraki tabağa. Evet, geçelim hemen. Biraz içi sanki hamur pişmemiş gibi. Öyle geliyor ama şundan alayım. Şöyle tadına. Ha yok, kapağı pişmemiş sadece. Buraları pişmiş. Bunun hafiften bir tuzu eksik. Hı hı. Yani kötü o... değil.
tam iyi de diyemiyorsun. Yani ama yani dediğim gibi bakalım. Tabii hepsine bak, evet, öyle karar verirsin. Evet, aynen, ben hepsine bakacağım, sonra kararımı vereceğim. Bu çok hiç böyle. Bu bayağı güzel, bunun incecik olmuş. Yani şununla şu çok benziyor birbirine. Hı-hı. Tadı da, tuzu da çok yakın. Evet, sanki puanları tek da bir, benzer. Aynen, tek bir elden çıkmış gibi sanki. Bir de buna bakalım. Bunun biraz eti sert olmuş. Hı-hı. Bunun zaten eti, bakınca da biraz kuru, evet, olmuş. Evet, evet, kuru olmuş. Hani benim damak zevkime şimdi eğer puanlamaya geçersek, yani şu uygun. Birinci tabak. Evet, birinci tabak. Alayım puanlarını. Nedir, evet, bayramlık puanların? Buna 8 puan verelim. Tamam. Güzel başladık. Evet. Buna 5, buna da 5. Peki. Buna 4 veriyorum, o da etinden dolayı. Oo. Evet. Yani düşük puan vermek istemiyorum. Bu da bayramın farkı olsun. Peki, istiyorum. Peki, bu bayram gününde bu arada tam 5 çeyrek altın veriyoruz. Oo, dün güzel. Tadımı bitiremedik. Dünün altınları da bugüne aktarıldı. 5 çeyrek altın için yarışıyoruz. Hmm. Ama puanlar arasında dağlar kadar fark var diyorsun. O zaman ikinci tabakla başlayalım. Evet. Ona 5 verdim. Açalım. Burcu 5 puan. Burcu. Nesi olmamıştı? Hani gayet güzel pişirdik biz onu. Pişmiş, tamam, güzel ama sadece birazcık sanki tuzu az gibiydi. Yani ya, tuzundan dolayı. Fena değil ondan ama dolayı. Ama 5'lik tabak mı? 5 puan da kötü bir puan değil bence. Onun bir yanı çok benzer dedin. Ona, evet, da 5 puan verdi. Aynen öyle. Bu da aynı çünkü onun da tuzu az. O zaman sıradaki 5 puanı açalım. Hadi bakalım, açalım. Bunu da açalım. Açalım. Gülay. Teşekkür ederiz. Ağlattık. Beraber ağladık. Evet, evet vallahi. O kadar ağladıktan sonra ya, biraz yüksek puan isterdim. Az tabii ki ya, çok puan. Emek verdik. Değil mi? Bilseydim. Bilemiyoruz işte. Ama yine de teşekkür ederiz. 8 puan var, 4 puan var. 8'i açalım. 5 çeyrek altın için yarışıyoruz. Ve bu 8... Böyle altınlara doğru gidiyor. Gidiyor. Ama kimin? Bakalım. Gamze'nin mi, Seda'nın mı? Açalım görelim. Ah! Gamze'nin. Aha. Teşekkür ederiz. Ya çok. Ay, demek kalbine doğdu kızcağızın ya. Afiyet olsun. Çok sen, teşekkür ederiz. Evet vallahi. Güler ablacığım afiyet olsun. Ama o 4 tabak arasında en düşük puanı alabilecek taban kesinlikle ve kesinlikle benimki olduğuna inanmıyorum. Hiçbir güç kuvvetle beni buna ikna edemez. Sadece ekmeğimin üst kısmı bir tanesinin biraz fazla kızarmıştı ama bakıyorum, evet, ki o hepsinde yok, öyle var. O, zaten onu ben kenara koydum. Zor, evet, çok kolay bir yemek kadar değildi. 4'ü hak etmedi bence. Altını yani verelim mi? Hadi bakalım verelim. Bir tane çeyrek altın şu an Gamze'ye gidiyor. Günün ilk altınını kazandın. Evet. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Ya bak. Ağzına sağlık. Evet. Kalbim şöyle sallasana, sallasana şöyle. Sallasana, sallasana, sallasana mendilini. Akşam oldu çeyrekleri göndersene diyelim. Teşekkür ederim Güler ablacığım. İyi ki geldin. Güzel sesini duyduk. İlk altını da. Evet, verdik. Gamze'ye kazandırdın. O, evet, zaman şimdilik seni uğurluyorum. Çünkü tamam, tadıma erkeklerle devam öyle ediyoruz. Mi? İyi ki geldin. Ve şimdi ediyorum sıra Akın'da. Tekrar herkese iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Tatlarınızı helal Güler edin. Ablacığım. Helal olsun. Evet.
Hoş geldin Akın. Hoş bulduk Derya Hanım. Şimdi tadıma başlamadan önce Bayram Seyran dinlemeden olaysız gün geçmiyor. Ben sandım ki bugün böyle daha güle eğlene geçecek her şey ama hayır, hayır. Ekip arkadaşlarımın dikkatine bir ses kaydı takılmış. İncelemeye devam ediyorlar. Kim ne konuşuyor hepsi anlaşılacak ve tabii ki sizlerle de paylaşıyor olacağız. Hanginiz yine neler konuştu? Nerede ben kimseyle bir şey konuşmadım. Sen? Masada mı? Yani şimdilik sadece bir kısmına ulaştık. Onu birazdan paylaşacağım sizlerle. Siz düşünün, bir böyle aklınızdan geçirin gün boyu ne konuştunuz. O arada biz Akın'la tadıma başlayalım. Hadi afiyet olsun. Ben de çok adaletli bir tadım yapacağım Derya Hanım. İnşallah. Yani ilk tabakta güzel gidiyoruz. Hı hı. Yani çok güzel bir tatlı yapmışlar açıkçası. Beğendim. Hem biraz ekşi güzel bir tat geldi. Zaten buraya da limon koymuşlar. Kreması limonlu. Yani güzel yapmışlar kremasını. Ben limon tadı geliyor açıkçası. Demek ki yapınca oluyor. Oluyor. Peki ikinci tabakta devam edelim. Birinci tabağa göre olmamış. Tadı yok. Limon tadını alamadım. Ya aynı şeyi veriyorlar malzemeyi de daha mı fazla krema şey yapmışlar bilmiyorum şekerini falan. Ama beğenmedim. Peki. Olmamış. Tabak güzel yapmadığı halde bu hem küçük, diğerlerine baktığımızda büyük, tat olarak yine ikinci tabakla aynı. Yani buna da başka fazla bir yorum yapamıyorum çünkü küçücük bir şekilde tatlıyı bırakmışlar. Peki, son tabaktayız. Yok ya. Söyleyecek bir şey yok hiçbir mu ona? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Çünkü tat yok. Yani tatlı tadı alamıyorum. Bilmiyorum ya. Peki. Puanlamayı verelim. Söyle puanlarını. Bunun hakkını yemeyeceğim. Yapanın eline koluna sağlık. Gerçekten güzel bir tatlı yapmış. 5 veriyorum. Evet. 1. Evet. 1. Evet. 1. Ya şaka mısın sen ya? Yani burada iyi olan her zaman sırf konuşmak için diyoruz. Konuşuyor. Harun'la konuşmuş olmak mı? İçin konuşuyor. Yemin ediyorum. Görüyorsun değil mi nasıl tepki alıyorsun? Yani duyuyorum şu anda da duruyorum sadece arkada. Sadece konuşmak için konuşuyor Derya Hanım. Yani yapın arkadaşlar yapın puan alın. Biz ne yaptık? Bir tabak 5 verdin tamam. Öbürüne 2 verdin, 1 verdin. Öbürüne 3'üne de 1 verilmez de, ki ya. Bende 2-3 yok. Sırf o yorum olsun diye yaparsın yani. Başka tadında bağladığından değil. Tabakları tek tek açalım. Herkes ne demek istiyorsa desin. Evet. Buyur bu birden başlayalım. Açalım. Burcu 1 puan. Yani neyi olmamıştı ki? Yani gayet şekli şemali gayet de güzeldi. Yani buna. Kremasını da koyduk. Kreması hayır, da vardı. Hayır bari 2 ver 3 ver. Biz hepsine 1 vermek ne oluyor ben anlamadım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi neyi olmuş ki diyelim. İkincisi şimdi şöyle bir şey var. Olmamış tabağa 1 verelim. Olmamıştır çünkü. 2, 3'ü yoktur. 4'ü yoktur. Olmuş tabağa da 5 verelim. İkinci tabağı açalım. Ona da sadece 1 puan verdin. Açalım görelim. Gülay 1 puan. Bugün olmamış. Ne Akın, zaman olduk ki diyorsun. Lütfen ya. Bak kremasının tadına baktım. Evet. Gayet güzeldi. Evet. Kıvamı, limonu, her şey yerindeydi. Neyi olmamış Akın? Neyi hani olmuş içimi ki? Pişmemiş, kreması mı? Şimdi şöyle söyleyeyim Gülay abla. Birincisi, limon tadı fazla gelmiyor ağzımıza. Şimdi sonuç olarak limonlu bir kek yapıyorsunuz, tatlı yapıyorsunuz. Evet, hep aynı ölçüyü tabii kullandık ama hepimiz. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, aynı ölçüde bu nasıl limon tadı gelmiyor bana ona inanamıyorum. Evet, i̇şte geliyor. Biz de buna inanamıyoruz ha, yani. Şimdi hamurundaki mesela baktığınız zaman hamurunun... Bakın, şöyle size de göstereyim. Bakın, ne var, çiğ kalması. Olacak.
Ya hiç mi farkları yok? Yani o üç tabağın birbirinden hiç mi farkı hiç yok? Hiçbir farkı yok. Aynı üçü puanlar sıralanıyor. Gamze'yi de riske atıyorsun. Şimdi şöyle Derya Hanım, ben de diyorum eşim de yapsa, yapamasa ona da bir. Kime 5 puan vermişsin görelim. Seda'ya mı Gamze'ye mi? Beş alan tabak kimin? Görelim. Seda'nın. Oo, tabii, çok süper. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kalk gidek ya. Başkasına vermiş 5 puan. Ay. Ben bir konuşayım şununla. Evde konuş. Burası bir napak değil. Tamam, biz burada oyun oynamıyoruz. Dün gidiyorduk. Farkında mısın sen ne yaptığını? Konuşsana, kafa sallama. Nasıl sinirlerimi bozuyorsun ya? Nasıl birinin kreması, birinin limonata versin? Küçük diyorsun. Hiç de yani küçük değil. Gayet güzel bir şekilde pişti, kabardı. Boyutundan şimdi, mı 4 puan kırdın? Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Hmm. Bak şimdi otur söylesin. Otur canım, söylesin. Bir tanem. Yani yapmış, canım bir tanem 5 puan almış. Canım tamam, bir tanem biz 5'e bir şey demiyoruz ama evet. Diğer tabaklarda bir. Sence adaletli miydi evet, bu birer? Evet, çok adaletli yaptım. Hepsi aynı tabakta. Adaletin havasını bilmiyorsun şöyle sen. Şöyle bir şey var, burası bir yarışma programı. Evet. Çok ve burada çok. Altın alıyorsunuz ve aldığınız altın çok yüklü bir altın. Kolay da değil, dile kolay. Yapın güzel, alın 5. Sen bunun madem bilincindesin, o zaman niye 5-1-1-1 yapıyorsun? Akın bence kaç, kurtar kendini. Vallahi ben gidiyorum. Bu kadar çok bir verince biz de tadıma Levent abiyle devam edelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Limon kremalı çöreklerimiz var. Çok güzel gözüküyorlar. Bakalım, bakalım hangisini beğeneceksin. Lezzetleri de görüntüleri kadar güzel mi? Evet, birinci tabağımız başarılı, lezzetli. Sadece az bir şey, bir kısmı hamur kalmış ama bütününde değil. Peki. Buna da bakacağım hemen. Evet, bunda yok mesela. Demek bir tanesinde olmuş. Bunu beğendim. Burada krema da ikinci tabakta ufak bir sorun var. Hı hı. Biraz sanki böyle çiğ gibi kreması. Onu çok beğenmedim. Şu an 3 numara hepsinin önüne geçti. Bakalım 4 tane göreceğiz. Bunu bayağı beğendin. Evet. En iyisi 4 numara şu an. Gerçekten mi? Evet. Sürpriz. Sonra 3. Diğer iki tabak denk gelebilir ama yani en düşük muhtemelen 2 numara alacak. Peki. Nedir puanların? 3 puan. Evet. 2 puan. Evet. 4 puan. Evet. Ve bu tabağa da 5 verim. Sen diyorsun ki bayramda bir vermem. E gerek yok. Helal olsun Levent. Vallahi helal olsun. Hanımlar burada o kadar emek veriyorlar. O zaman üçüncü tabakla başlayalım. 4 puan vermişsin buna. Açalım. Seda 4 puan. Levent abiciğim, 4'e geçene kadar çok beğenmiştin. Muhakkak o da güzeldir. Ama baktığımda çörek ya bu, hani biraz daha böyle kabarık olması gerekiyor. Dördüncü tabak çok basık bir tabak. Demek ki lezzeti çok iyiydi. Çünkü ben senin damak lezzetine gerçekten güveniyorum. Bunu da samimi söylüyorum. Kimsenin hakkını yemiyorsun. Olmuş olmuş, olmamış olmamışsın. Ben teşekkür ediyorum sana kendi adıma. Herkes hak ettiğini almalı. Tabii ben bir otorite değilim ama damak tadınca... Dışarıda biraz benim eşime ve Akın'a da bunlardan bahsetsen. Tamam, konuşurum, merak etme. Birinci tabakla devam edelim. Ona da 3 puan verdin. Aslında ilk yediğinde beğendin. Sonra baktın ki daha iyisi varmış. Evet. Açalım. Gülay. Hayatım, ilk yedin ve yakalamışsın tabağı. Sonra ne oldu? Demin benim adaletli puan verdiğimden bahsediliyordu. Tamam. Ben tamam, de adaletli veriyorsun da bir de şöyle bir şey var. Senin bugün yaptığın şu puanlamada biz elenebiliriz. Çünkü diğer arkadaşlar
maalesef ki Harun'la Akın çok adaletli davranmıyorlar. Onlar tutturmuşlar 5-1-1-1. Tamam. Öyle verdikleri için puanları biz şimdi bak, elemeye gidebiliriz. Adaletsiz böyle bir davranıp girdik. Bir şey kazanacağımıza adaletli olalım, elenelim. Sana helal olsun Levent abi. Evet ama o adaletin bizi buradan son program olarak gönderebilir. İnanmam. Bilgin olsun. Bak, burada biz kalmak, buradan gideceğiz yani. Tamam yani. Bak, burada olmak çok keyifli. Bu mücadeleyi vermek çok keyifli. Ama ben burada şimdi kasıtlı herkese bir, herkese üç puan verip burada kalacaksam, ben bu programın içinde değil televizyon ekran karşısında gene programın içine dahil olur. Bu kadar dürüstlüğe burası bilmiyorum. Helal olsun Levent abi. Vallahi güzel bravo söyledin. Gerçekten güzel söyledin ve bunun üzerine buyur 5'i açalım. Açalım. Gamze 5 puan. Çık 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 çık. Yani var tek bir şey söyleyeceğim. Bütün gurmeleri unutun. Tek gurme sensin Levent abi. Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Öyle vallahi Levent'ciğim geliyorsun buraya. Hem adaletlisin hem gurmesin. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Herkese puan dağıttırıyorsun. Yok. Onların eşleri geliyor bir yolluyor ama bize. Bak, hiç puan alamıyoruz biz onlardan. Ben burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Ben burada kişilere puan vermiyorum. Ben tabaklara puan veriyorum. Tamam da orada bir denge sağlaman lazım. Sağlıyorum işte en lezzetli tabağa, görseli en kuvvetli tabağa yüksek puan veriyorum. Peki Levent abicim çok teşekkür ederim. Seni uğurluyorum ve Harun'la tadıma devam ediyoruz. Levent abiyi uğurladık. Tadıma Harun'la devam edeceğiz ama devam etmeden önce şu gizemli ses kaydını dinlemeye hazır mısınız? Hazırız. Şimdi o ses geliyor. Bakalım kimin sesini tanıyacağız. Önce bir kısmı geliyor, devamını sonra dinleyeceğiz. Buyurun. Gel buna. Gel şimdi. Tam bak öyle bir şey olabilir ama bunu duyurma, tamam mı? Yani ondan sonra bir dünya sedanı kızar, eder, sinirleniyor. Onun afrasıyla, taflasıyla uğraşma. Şimdi ben gidiyorum tadım öncesi. Kimse duymasın bunu. Tamam, kimse söyleme. Hadi gidiyorum. Bence hepimiz çok net bir şekilde bunun Harun ve Gül abla olduğunu anladık değil mi? Gerçekten sinirli. Derya Hanım lütfen vermeyin. Yok bir saniye ne? Ben konuştuklarını tam anlamadım. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Gel buna. Gel şimdi. Tamam bak öyle bir şey olabilir ama bunu duyurma, tamam mı? Yani ondan sonra bir dünya sedanı kızar, eder, sinirleniyor. Onun afrasıyla, taflasıyla uğraşma. Şimdi ben gidiyorum tadım öncesi. Kimse duymasın bunu. Tamam, kimse söyleme. Hadi gidiyorum. Ne konuşuyorsunuz burada? Ya Derya Hanım, ikinciyi bari yayınlamayın. Seda neye kızar, neye sinirlenir diyor Harun. Ne yaptın yine? Bir şey yapmadım, ne yapacağım? Her seferinde bir şey yapmadım diyorsun. Bak ben artık ağlamayacağım, tamam mı? Kendime bir söz verdim. İnsanlar bana artık ağlama diyorlar. Tamam. Ağlama. Ne yaptın? Dürüstçe söyle burada. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadık. Tadım öncesi bir araya gelmemeniz gerekiyordu. Bir de tadım öncesi bu. Ve orada diyorsun ki ver. Neyi verecek? Beşi başka mi verecek? Bir şey konuştuk biz. Beşi mi verecek Seda'ya? Ne münasebet öyle bir şey yok. Ay yapmayın ya. Yapma bana bunu yok ya. Yok öyle bir şey. Tamam sessiz olalım, sessiz olalım. Bir daha dinleyelim. Gel buna. Gel şimdi. Tamam bak öyle bir şey olabilir ama bunu duyurma, tamam mı? Yani ondan sonra bir dünya Seda'nın kızar, eder, sinirleniyor. Onun afrasıyla, taflasıyla uğraşma. Şimdi ben gidiyorum tadım öncesi. Kimse duymasın bunu. Tamam, kimse söyleme. Hadi gidiyorum. Yani ver diyor. Neyi vereceksin? Beşi. Hayır Derya Hanım, başka bir şey konuştuk biz. Açıkla o zaman. Hayır, geri istemiyorum. Niye zon altında kalıyoruz ki? Tadım öncesi yan yana gelmemiz yasak. Ve gelmiyoruz. Anladın? Yani biz aylardır burada yarışıyoruz. Biz seninle çim için konuşmadık. Benim için değil, tadım öncesi. Tadım için de bir şey konuşmadık. Niye yan yana geliyorsun? Başka bir mevzumuz vardı, onu açıklayacaksın konuştuk. Açıklayacaksın burada, herkesin peki, içinde açıklayacaksın. Sakin olalım, sakin olalım. Harun da gelsin ama bir şey çaktırmıyoruz. Buyurun Harun geliyor, tabaklar değişiyor. Harun hoş geldin. Hoş tadımdan bulduk, önce seni de çok yakından ilgilendiren bir ses kaydımız var. Hayır olsun. Bakalım hayır, hayır mı değil mi? Buyurun dinliyoruz. Gel buna. Gel şimdi. Tamam bak öyle bir şey olabilir ama bunu duyurma, tamam mı? Yani ondan sonra bir dünya sedanı kızar, eder, sinirleniyor. Onun afrasıyla, taflasıyla uğraşma. Şimdi ben gidiyorum tadım öncesi. Kimse duymasın bunu. Tamam kimse söyleme. Hadi gidiyorum. Kimse duymasın tadım öncesi. Ver. Hadi. Seda sonra çok kızar.
Yani bir konu vardı, Gülen Nil'i onu konuşuyorduk da. Ailesel bir konu. Seda'ya 5'i mi veriyorsun? Yok. Asla öyle bir şey konuşmadık. Ne peki? Yani bir başka bir mevzumuz var. Tadım öncesi bir araya gelmeniz yasak. Ya, arka taraftan ben çocuk için bir şeyler alıyordum. Orada denk geldik de. Bizim burada ekip arkadaşlarımız var. Onlardan her şeyi isteyebilirsiniz. O an bir denk geldik. Yani bir şey konuştuk bir konu hakkında da. Ama tiyoloşma başka falan bir değil. Ya vardı, bilmiyorum ya, mantıklı bir açıklama yaparsınız. Yani böyle yani gizli saklı bırakmazsınız bu konuyu. Ya da sizi de diskalifiye ederiz. Şu an açıklayabileceğimiz bir şey değil Derya'nın. O zaman gitmek istiyorsunuz. Ben gitmek falan istemiyorum Derya Hanım. Benim hiçbir şeyden haberim yok, suçum yok, günahım yok. Ben de burada öğreniyorum. Söyleyin ya, açıklayamayacağınız ne var? Söyle Gülen ne? Kız ben bir şey yapmadım. Ne konuştun yan yana gelince? Başka bir mevzumuz vardı, onu tamam, konuştuk konuş ya. Öf, konuşmadık. Vurma dizlerine, konuş. Konuşmadık. Bu ses kaydı kimin? Peki. Bizim ama tamam. Başka bir mevzu. Harun'un da puanlarını alalım, tadımını yapsın. Arkadaşlar da o esnada ses kaydının devamını bulsun, getirsin. Sonra bakarız. Hatta görüntüleri varsa o da ortaya çıksın. Vallahi Derya Hanım şöyle sen söyleyeyim. Sen başla. Yani gerçekten şu anda o konuyu burada açmaktansa diskalifiye edin vallahi daha iyi. Peki tamam Harun, sana güveniyoruz. O zaman buyur. Sen başla. Lokmayı çok büyük aldım, çok pişmanım. İçinden buram buram çiğ kokusu geliyor. Hamur mu, çiğ muhallebisi mi? Hamur, çiğ. Yani bunun hamurunda en azından o çiğlik yok. Muhallebisi de muhtemelen limon aromalı herhalde. Hı hı. Yani hamur çiğ. Muhallebide limon aroması pek fazla yok. Muhallebisi aşırı cıvık kalmış. Vallahi bembeyaz. Eyvah eyvah. Pişirememişler. Alayım puanlarını. Bunda da aynı. Tahmin edebiliyor musunuz? Tabii ki. Ben bile söyleyebilirim onun puanını. 3-1-1-5 verecek. Başla Harun. Hangisini birinci tabağa kaç puan? Alalım. Sen söyle. Hangisini olduklarını da tahmin edebilecekler mi hocam? Onu yapamazlar değil mi? Birinci tabak 1. Evet. Yani içinde pişmiş, çiğ olmayan tek bu var. 5. Diğer tabaklarda 1-1. Dedim 3 tane 1, 1 tane 5. Aa süper. Size yakışır bir puan oldu. Yani. Evet. Yani 5-1-1-1 olmadı artık değil mi? Bir 2 çıktı aradan. Evet. Bu kadar olmaz ya. Bravo Harun, evet. Gelişme var. Değişme var. Buradan başlayalım. İlk biri açıyoruz. Gülay, 1 puan. O şanslı kişi sen değilsin. Ha, çok merak ediyorum. Gerçekten neyini beğenmedin? Çok merak ediyorum şu anda. Sen gel. Merakını giderebilirsin. Tamam. Tamam. Görüyor musun ben hamuru? Çiğ. O hamur çiğ mi şimdi? Şu hamur çiğ değil mi? Ben yanlış mı görüyorum? Ha. Hayır, çiğ değil. O bir çörek. Tadına bir bak abla, çatalım varsa orada. Bu bir çörek. Yani çok pişmez ki. Gayet de güzel. Pişen var. Bir yanıyla devam edelim. Bence 5'lik benim tabağım. Bence de -5. Ay, sıradaki biri açıyoruz. Buyurun. Burcu. Evet. Ne oldu abi?
Burcu evet. Senin de aynı hamurun çiğ içi. Tabağıma bakabilir miyim? Bizim hamurumuz çiğ değildi bir kere. Fırında biz onu çok pişirdik. O kadar da fırında tuttuk yani. Hatta fırını üstleri falan. Evet yumuşasın diye de bekledik. Fırın üstten fazla pişirip bak, de koyulaştırınca pişirse ama. Pişmiş mi o? Evet. Daha ne olacak? Ne kadar daha pişir? Tadına bakar mısın? Tabii, nasıl buram buram un kokusu geliyor. Muhallebinde hiçbir imkansız. Şekilde limonun aroması un, yok. Un tadı gelmesi imkansız. Gayet de güzel. Bak. Ya Burcu. Ben şuna kanaat getirdim. Evet. Sen yemekten anlamıyorsun. Hiç de bile katılmıyorum. Pişmişten de pişmişten. Peki Harun. Herkese bir verdi. Ama bugün bayram oldu. Ama kime 5 puan verdi ki bugün tüyo iddiaları var ortada. Zan altındasınız. Sen şimdi 5'i Gamze'ye mi Seda'ya mı verdin? Seda 5 puan. Hakkından aldın. Hakkından aldın. Sevinsem mi üzülsem bilemiyorum şu anda Aya Hanım. Çok güzel yaptım. Kendimden eminim ama problem şurada. Ben kocamdan ve kayınvalidemden emin değilim. Ya zan altında kalacağım bir şey yok. Ya ne konuştunuz açıklayın o zaman. Ya açıklayın da ben de bunun altında kalmayayım. Peki, yani. Peki şöyle yapalım. Ses kaydının görüntülü haline ulaştık. Şu an sana son bir şans veriyorum. Orada ne konuştunuz? Söyledi. Derya Hanım, görüntünün yayınlanmasını istemiyorum. Aa. Yayınlanmaktansa suçumu kabul ederim. Aa. Evet, yayınlamayın lütfen. Evet, ben söyledim Harun'a. Tamam, şu an Seda'yı da yapıyorsun ama. Yayınlanmasını istemiyorum. Bak, yayınlanmak seyretmesin. Seyretmektense ben suçumu kabul ediyorum. Tamam ama buranın Seda için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Göz göre göre. Sen beni çıldırmaya gidecek misin? Neden yayınlanmasını istemiyorsun? Ben kimseye tiyo vermedim ya. Ben hakkımla alıyorum. Söylesene. Derya Hanım, oradaki konuşmayı duymaktansa... Evet, ben suçumu kabul ediyorum. Harun'a ben söyledim. Tabii sen böyle diyorsun. Harun ne diyor? İstemiyorum. Söyledi mi sana? Tüyo mu verdi? Derya Hanım, farklı bir konu konuştuk da yani şu an dediğim gibi yani Seda'nın onu duyması pek de hoş değil. Duymasına gelmesin. Evet, duymasını istemiyoruz. İstemiyorum yani. Ya rezil olmaktan bıktım ya. Bak, seyretmektense ben kabul ediyorum suçumu. Ben gerçekten rezil olmaktan bıktım, usandım sizin yüzünüzden. İzlemeni istemiyorum videoyu, istemiyorum. Derya Hanım, ben istiyorum. İstemiyorum. Sedat. Suçu kabulleniyorum, istemiyorum. Açmayın lütfen. Gül abla, Harun, bir saniye susun. Bu konu Seda'yı ilgilendiriyor ve Seda'ya soruyorum. İzleyelim mi, izlemeyelim mi? Sen karar ver. İzleyelim Derya Hanım. Hayır ya. İzleyelim, hayır ben izlemek ya. Ben izlemek lütfen istiyorum Derya Hanım. Hanım. Seda durumu kabul ediyor. O zaman buyurun, görüntülerin devamı ekrana geliyor. Harun, Harun gel. Ha, ne oldu? Gel. Bak, bir şey diyeceğim sana. Bu Seda'nın aile hali değil. Ne? Bu mide bulantısı. Her sabah mide bulantısı, görüntüler. Nedir sence? Ne olacak? Bir şey gelmiyor mu aklına hiç? Ne gelecek? Hamile. Yok be, ne hamilesi? Hamile. Ya bilmem mi? Ben kaç tane çocuk doğurdum bilmem mi ben? Hamile bu. Allah Allah. Üçüncü geliyor. Haberin olsun. Ne yapacağız baba? Doktora götürmemiz lazım. Valla bak, doktora gitmesi lazım onun. Bunu vitamin alması lazım. Vitamin ver. Ver vitamin. Yoksa tetileşecek, buradan evde gideceğiz yani. Allah Allah. Evet, bu hamile. Haberin olsun. Yok ya. Ver. Eminsin bak. Eminim ki şimdi... Ya ben bilmezdim, ben kaç yaşında kadınım, anlamam mı ben? Ya hamile değildir ya. Hamile. Yapma şimdi, heveslendirme beni de. Oğlum vallahi hamile, bak emin ediyorum sana hamile. Benden ilahi kimse bilemez, ben kaç tane doğurdum be oğlum, 10 kere mi söyleyeceğim sana? Hamile bu, buna ver. Bunun doktor etmesi lazım, bunun vitamin alması lazım, vitamin ver buna. Ver. Tamam, bak böyle bir şey olabilir ama bunu duyurma, tamam mı? Yani ondan sonra bir dünya Seda'nın kızar, eder, sinirleniyor. Onun afrasıyla, taflasıyla uğraşma. Şimdi ben gidiyorum, tadım öncesi. Kimse duymasın burada. Tamam, kimse söyleme. Hadi gidiyorum. Seda, sana hayırlı olsun mu diyeceğiz? Hayır. Şu an neden gülüyorum, tiyolaşma falan çıkmadı ya, çok rahatladım. Yani sen kaç yaşında kadın olabilirsin? Ben de 2 çocuk doğurmuş insanım, hamile falan değilim. Öyle bir şey yok Derya Hanım. Ben muhtemelen üşüttüm. Gerçekten bu aralar yoğun bir tempodayız. Biliyorsunuz, bir de yağmurda kaldım. Ya anlat.
Değilim ya. Yani bak burada kaç tane kadın var? Hepimiz o endişeye düştük. Hepimizin aklından geçti yani. Yok şimdi bak sinirleniyorum da Derya Hanım. Hani gelip benimle konuşmadan kenarda köşede böyle bir şey yapıyor. Sen nereden biliyorsun? Anlarım ben. Nereden anlıyorsun? Aa, nereden kaç yaşındayım anlıyorsun? Ben? Siz daha dünkü çocuksunuz. Ha. Tabii ki anlarım. Dünkü... Kaç tane çocuk doğurduk biz? Sen bir tane doğurdun, bilmez ben miyiz? İki tane doğurdum. Öyle ben de biliyorum evet, ne evet. olduğunu. Hamilesin kızım, itiraf et artık kocana. Ya sen beni niye sinirlendiriyorsun ya? Ben hamile olsam kocandan mı saklayacağım? Hamilesin. Aa, bu akşam doktora gidiyoruz. Aynı Akın'ın Gamze'ye yaptığını şu an bana yapıyor ben yani. Ben şimdi bir şey anlamıyorum. Saçma sapan. Tamam. Yani hamilesin ya da değilsin. Hani, değilim ya. Ben şunu anlamıyorum. Gül abla, yani bu videoyu açıklamak, açıklığa kavuşturmak buradan gitmekten daha mı değerli? Ya, niye bu videoyu bizimle paylaşmıyorsun? Gitmeyi göze alıyorsun. Derya Hanım duysa kızacak. Kızıyorum zaten. Daha kızacak, biliyorum kızacağını. Ben buranın çıkışında o konuşacağız. O yüzden duymasını istemedim. Buradan elenirseniz daha da çok kızacaktı. Evet. Ya Derya Hanım, Seda üçüncü çocuk konusunda aşırı tepkili. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Ondan yani tepkisiyle beraber bize de sürekli sıkıntı yaratıyor. Gül abla çünkü kendine çocuk istiyor. Ben de istiyor. Çok istiyorum. Evet. Ben istemiyorum. Benim iki tane sağlıklı evladım var çok şükür. Allah isteyenleri nasip etsin. Vallahi ben Eda'ya bir kardeş gelecek diye çok seviniyorum. Hatta şurada sevincimi paylaşmak için şekerimi dahi hazırladım. Ve dağıtmak istiyorum. Allah'ım sana geliyorum. Sen bana yardım et. Ne yapıyorsun ya? Ben bugün ya? Çok mutluyum. Eda'nın kardeşi evet, var. Evet, üçüncü torun geliyor bana. Sedacığım hayırlı olsun. Abla sen bari yapma ya. Buyurun. Ben de bayram şekeri niyetine alayım. Üçüncü torunumun şerefine. Ama gelinini istemiyor. Hadi gözün aydın. Sağ olun, teşekkür gözün ederim. Gözün aydın. Ay vallahi Gül oluyoruz? Abla kendi kendine burada karar verdi. Şekeri dağıtıyor. Sen şekeri dağıtırken biz tadıma devam edelim. Dünkü gibi olmasın. Harun gidiyor, Candaş geliyor. Candaş hoş geldin. Hoş bulduk. Artık bu son puanlar bugün 4 çeyrek altının kimi kazanacağını belirleyecek. O tamam. Yüzden lütfen dikkatli tadım yap. Geçiyorum tadıma. Güzel yorumlar yap. Hadi afiyet olsun. Ben şöyle elle yemek istiyorum. Güzel tadı falan yerinde. Hı. İkinci tabağa geçelim. Peki. Bunun altı biraz hamur kalmış sanki. Hı. Diğer tabağa geçeyim. Bunun da altı biraz fazla kurumuş. Buna geçelim. Evet, bunun tadı güzeldi. Bunu beğendin. Evet. Peki, birinci tabaktan başlayalım. Hangi tabağa kaç puan veriyorsun? Evet, bunun tadı güzeldi. Buna 4 veriyorum. Tamam. 2 veriyorum. Evet. 2 veriyorum. 5 veriyorum. Çok şaşıracaksınız. İkinci tabağı açalım. 2 puan verdin. Gülay 2 puan. Candaş ne farkı vardı? Çok merak ettim şimdi. Diğerleriyle ne farkı vardı? Biraz altında hamurluk vardı. Altı ne kadar güzel pişmiş. Bir de bak açıp gösterir misin? Lütfen kameraya da göster. Şöyle göstereyim. Onun yanındaki tabağı da ona benzettin herhalde. Evet, ki ona da 2 verdin. Evet. Onu da açalım görelim. Açalım. Gamze'nin. Daha hiç yemeden puan veriyorsunuz. Vallahi yemeden yaptıklarımızı tatmadan puan veriyorsunuz. Ya aslında bak yine Burcu'nun tabağını bulmaya çalıştım. Hayır öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ben öyle gel gelsin adaletli yaptın. Bir. Ama kremasına hayır. Bile doğru düzgün sadece bakmadım. Sadece kremanın bıraktın tadına bak. Hayır. Kestim bıraktım. Bak Burcu'nun tabağını mı bulmaya çalıştım? Bu evet. Kilit nokta. Gel 5'i açalım. 5'i sen Burcu'ya mı Seda'ya mı verdin? Seda. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun Candaş. Burcu da 4 puan alıyor. Çok beğenmiştin. Bir puanı nereden kırdın? Lütfen konuşmak istemiyorum. Allah Allah neden?
Küstü gidiyor. Burcu, Candaş'a ne yaptın sen? Daha bir şey yapmadım da. Bir şey yapmadan sonra yapacağım. İşte. Yani şu an... Bir şey yapacaklar diye kaçtı korkudan. Kaçtı korkudan. Peki, bütün tabakları açtık, puanları topladık. Artık günün kazananı belli. Ve bugün, bu bayram gününde... ...şimdi tam 4 çeyrek altın vereceğiz. Alayım toplam puanları. Ay kim kazandı altınları? 4 tane çeyrek altın alıyorum buradan. 1, 2, 3, 4 dolu dolu 4 tane çeyrek altın. Ama bugün de güzel bir gündü. Bayram gününde hem eğlendik hem ağladık. Buyurun hatırlayalım neler yaşadık. Anam anam garip anam sen yoksun yanımda kime dert yanam eller yaman. Evet sen tekrar. Yok. Hadi yok. Tekrar. Hadi benim de aynı şekilde anamız yani bu bayramda anamız yok. Her bayramda annem oluyordu. Ne zaman kaybettin anneni? 7 ay oldu. Daha senin daha yeni. Taze yani. Benim annem de yani. Burada 1 yıl falan. Özlüyorsun değil mi? Tabii çok özlüyorum. Değil mi? Daha acısı geçmedi. Dediler ki acı geçecek. Özlem kalacak ama acısı evet. Daha geçmedi. Benim ya. Ay. Özlem'in de tatlıları pek güzeldi. Buyurun o anlar da tekrar ekrana geliyor. 3 çeşit. Pratik, hemen hazırlanabilecek çok güzel tatlılar. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Birinci tatlımızı hazırladık. Kabak tatlısı. İkinci tatlımız trileçe. Şimdi patlıcan reçeli. Patlıcan reçeli. Daha önceden yaptığımız için tarifi herkes biliyor tamam. Zaten. Onu da istersen. Biz ne yapıyoruz? Elimizde hazır diyoruz burada. Evet artık 4 çeyrek altını kazandırma vakti geldi. Şöyle bakıyorum 6 puan farkla bugün tam tamına 4 çeyrek altın kime gidiyor? Kaçtır Gamze ve Seda başa baş gidiyor. Şimdi bu altınlar Gamze'nin mi? Yoksa Seda'nın mı? Gamze mi Seda mı? Gamze mi Seda mı? 4 çeyrek altın kime gidiyor? Seda! Yani çok oley be! Oley! Ay ilk tadımda Gamze 8'e alınca Gamze kazanır diye bekliyordum ama... Ben de öyle bekliyordum Derya Hanım. Yine kaptırdık ya. Unutma yani... ki burada bir yarış atı var. Puanları açıklıyorum. Seda 23 puan aldı. Gamze 17 puan. Burcu 13. Gülay da 12 puan. Sizlere şahane bir bayram günü diliyorum. Yarın da yine beraberiz. Saat 14'te ATV ekranlarında görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.